Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. LGS Din Kültürü konu anlatım videolarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü ünitemize geldik. Üçüncü ünitemizin adı Din ve Hayat Ünitesi değerli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip dersimize geçelim. Bu ünitede neler öğreneceğiz? Din, birey ve toplum arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu öğreneceğiz. Dinin temel amacının Temel gayesinin ne olduğunu öğreneceğiz ve Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı tanıyacağız. Yine Asır suresini ve okunuşunu da e, bu e, ünitede göreceğiz inşallah değerli arkadaşlar. İlk olarak din birey ve toplum konusunu göreceğiz değerli arkadaşlar. Bu videomuzda din birey ve toplum konusundan inşallah öğrenmiş olacağız. Allah-u Teala her topluma peygamber göndermiştir. Son peygamber hangisidir değerli arkadaşlar? Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellemdir. Peki son ve hak din de hangisidir İslam dinidir bunu unutmuyoruz. İslam dininin temel konuları vardır değerli arkadaşlar. Peki İslam dininin bu temel konuları nelerdir? Bunlar inanç, ibadet, bir diğer konu muamelat. Muamelat nedir? İnsanlar arasındaki ilişkilerle ilgili hükümlerdir değerli arkadaşlar. Yine İslam dininin diğer temel konuları ukubat yani cezalar ve ahlak. Bunlar İslam dininin temel konularıdır değerli arkadaşlar. İslam dininin bazı esasları bazı şartları vardır. Bunlar İnanç esasları ve ibadet esaslarıdır. İslam dininin inanç esasları şunlardır. Yani bizler inanç esaslarına imanın şartları da diyoruz değerli arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Peki inanç esasları nelerdir? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman, kaza ve kadere iman. Bunlar nedir değerli arkadaşlar? İslam dininin inanç esaslarıdır. Bir de İslam dininin ibadet esasları vardır. Biz bunlara da arkadaşlar İslam'ın şartları diyoruz değerli arkadaşlar. Evet bunlara imanın şartları, bunlara da İslam'ın şartları diyoruz. Peki İslam dininin ibadet esasları nelerdir? Kelime-i şehadet, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet, Namaz, zekat, oruç, hac bunlar İslam dininin ibadet esasları yani İslam'ın şartlarıdır. Din birey ve toplum arasında gerçekten çok önemli bir ilişki vardır değerli arkadaşlar. Din hem bireyi hem de toplumu etkiler. İslam dinindeki emirler ve yasaklar bireyin ve toplumun faydası içindir. Kesinlikle İslam dinindeki emirler ve yasaklar insanların zararı için değildir, faydası içindir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez." Dolayısıyla değerli arkadaşlar, İslam dinindeki emirler bizim faydamızdadır. İman esaslarına inanan kimse davranışlarına dikkat eder, etmeli ve toplumda uyumlu bir birey olur. Mesela ahirete iman etmiş kimse bu dünyadaki davranışlarına dikkat eder ve bu dünyada yaptığı davranışların karşılığını ahirette alacağını bilir değerli arkadaşlar. Hepimiz inanıyoruz ki e, yaptığımız iyilikler karşısında cennete e, ya da yaptığımız kötülükler karşısında cehenneme gidebiliriz. Yani bu dünyada yaptığımız davranışların karşılığını ahirette vereceğimize inanıyoruz. Buna inandığımız için de ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Bu dünyada davranışlarımıza daha çok dikkat etmeye çalışıyoruz. İbadetleri yerine getiren kimse kötülüklerden, ahlaksızlıktan uzak durur. Bu konuyla ilgili Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ankebut suresi 45. ayette. Namazı da dost doğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Uzak tutar değerli arkadaşlar. Evet bu yüzden ne yapmamız lazım? Namazlarımıza dikkat etmemiz lazım değerli arkadaşlar. Namazlarımızı kılmazsak kendimizleri kötülüklerin pisliklerin içerisinde bulabiliriz değerli arkadaşlar. Kötülükler bireye ve topluma zarar verir. Bu nedenle İslam dini her türlü kötü davranışı yasaklar. Örneğin dinimiz yalan, hile, hırsızlık, iftira, dedikodu, kötü zan, haksızlık, yalancı şahitlik, büyüklenme gibi kötü davranışlardan kaçınılmasını ister. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. Bu da değerli arkadaşlar burada da e, yanlış bir davranış eleştiriliyor. Yani dedikodu yapmak, birisini çekiştirmek, birisinin yüzüne karşı o kişiye bakıp eğlenmek Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala tarafından eleştirilmiştir. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyle Allah katında sıddık yani doğru sözlü kimse diye yazılır. Yalandan da kaçının, uzak durun. Çünkü yalan kişiyi kötülüğe, kötülük de nereye götürür değerli arkadaşlar? Cehenneme götürür. Ve kişi yalan söylemeye devam ettikçe Allah katında kezzap yani çok yalan söyleyen kimse yalancı diye yazılır diyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz de Allah katında sıddık olarak yazılmak için gayret edeceğiz ve her zaman doğru sözlü olacağız değerli arkadaşlar. Evet bu şekilde konumuzu bitirdik değerli arkadaşlar. Şimdi bu işlediğimiz konuyla ilgili iki tane örnek sorumuz var. Gelin hep birlikte bunları çözelim. Evet, bu ifadelerden hangileri dinin toplumla ilgili tavsiyeleri kapsamındadır? Toplumla ilgili unutmayalım değerli arkadaşlar. 1. Akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurulması. 2. Yardımlaşma içinde olunması. 3. İnsanlar arasında adalet ve barışın kurulması. 4. Evrenin işleyişinin incelenip bundan sonuçlar çıkarılması. Evet, bu ifadelerden hangileri dinin toplumla ilgili tavsiyeleri kapsamındadır değerli arkadaşlar? Evet, A 2 3, B 3 4, C 1 2 3, D 1 2 3 4 yani hepsi. Evet, cevabımız ne olacak değerli arkadaşlar? Evet, zeki öğrencilerim. Evet, hemen bakalım değerli arkadaşlar. 1. Akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurulması bu toplumla ilgili midir? Evet, 1'i alıyoruz. 2, yardımlaşma içinde olunması. Yardımlaşma karşılıklı mı olur? Evet değerli arkadaşlar, karşılıklı olur. Dolayısıyla bu da toplumla ilgilidir. 2'yi de alıyoruz. İnsanlar arasında adalet ve barışın kurulması. Zaten insanlar arasında diye bir ifade geçiyor. Bunu da alıyoruz evrenin işleyişinin incelenip bundan sonuçlar çıkarılması. Hayır değerli arkadaşlar burada toplumla ilgili bir tavsiye söz konusu değil. Dolayısıyla burada cevabımız ne olacak? 1, 2, 3 cevabımız C şıkkı doğru cevap veren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Son sorumuza bakalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali'yi Yemen'e yönetici olarak gönderdiği zaman ona şöyle demiştir. Sana iki hasım yani iki düşman geldiğinde her iki tarafı dinlemeden karar verme. Doğru kararı ancak her iki tarafı dinledikten sonra verebilirsin. Bu tavsiyede hangisi vurgulanmıştır değerli arkadaşlar? A. Adalet. B. Hoşgörü. C. Merhamet. D. Yardımseverlik. Evet zeki öğrencilerim burada cevabımız ne olacak? Evet tabii ki de doğru cevap A şıkkı olacak. Burada adalet üzerinde durulduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Evet bu şekilde bu dersimizin de bu konumuzun da sonuna geldik değerli arkadaşlar. Bir sonraki derste konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Allah'a emanet olun.